Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim bugün Abdus Salih, salih bir kul İmam Musa Kazım diyeceğiz. Ama ben öncesinde sizi bir yerlere bir götürmek istiyorum. Allah nasip ederse yarın Sivas'ta 82 il programının 45. programını icra edeceğiz. Başlığımız da yaşayan şehit Talha İbni Ubeydullah. Ben orada anlatmayacağım bir şeyi burada anlatayım. Tekrar olmasın. Farklı bir noktadan inşallah girelim ki bugün İmam Musa Kazım'ın hayatından biraz daha farklı bir biçimde istifade edelim. Talha İbn Ubeydullah sahabe içerisinde cömertliğiyle öne çıkmış birisidir ve bu manada da Aleyhissalatü vesselam Efendimizden çokça taltif görmüş, lakaplar kazanmış farklı bir sahabi efendimizdir. Onun o cömertliği şöyle de yansıyor Asr-ı Saadet'in o güzel tablolarına. Ara ara Medine'ye dışarıdan gelen misafirleri evine götürüyor, evinde ikram ediyor, onlarla ilgileniyor her gelen misafiri de götürme adına sahabe ile yarışan bir isim olarak Resulullah'ın bu manada da taltiflerine mazhar oluyor. Günün birinde yine iki sahabi efendimizi Medine dışından gelenleri götürüyor evine. Onlara ikram ediyor, elinden geleni yapıyor misafirperverlik adına ve onları yolcu ediyor. Aradan bir müddet geçince o iki tane sahabiden birisi bir savaşa katılıyor ve Allah yolunda şehit oluyor. Onun şehadetinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra da diğer misafir eceliyle vefat ediyor. Onun vefat haberini duyunca Talha İbni Ubeydullah bir müddet sonra bir rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki o ikram ettiği iki misafir cennetin kapısında girmek adına izin bekliyorlar. Görevli melek dışarıya çıkıyor. Şehit olanı değil, eceliyle öle, öleni önce cennete davet ediyor. Sonra şehit olanı davet ediyor. Uyanıyor, rüyanın tesiriyle çok etkilenmiş o rüyadan. Bu nasıl bir şey, nasıl bir mesaj var diye zihnini yorarken sabah namazı vakti oluyor ve namaza varıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra ara ara yaptığı bir şeydir bu efendimizin ben de size çok anlatmışımdır. Dönüyor ve diyor ki bugün bu gece aranızda rüya gören var mı? Talha İbni Ubeydullah zaten o fırsatı beklemektedir. Ben ya Resulallah gördüm diyor ve rüyayı başlıyor anlatmaya. Sonra diyor ki ya Resulallah çok merak ettim. Öncelik şehit olanın değil miydi? Tabi sahabe de meraklanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e cevap veriyor. Diyor ki Şehit olan gitti. Allah onun şehadetini kabul etti ve onu da cennette mükafatlandırdı. Geriye kalan bir yıl boyunca yaşadığı süre içerisinde kulluğunu ötelere taşıma adına gayret gösterdi ve her gün şehit olma adına Allah'a dua dua yakardı. O yaşayan bir şehit olduğu için Allah yaşayan şehidi onun öncesini aldı ve önce onu cennete kabul etti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet bu. Tabi sahabe bunu duyunca yaşayan şehit olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydular. Salih bir kul olmak Allah'a karşı görevlerini yapma noktasında hassasiyet içerisinde olmak o günkü insanların en büyük arzusuydu. Bu arzu böyle örneklerle biraz daha farklı boyutlara gelirdi. Allah'a kul olmaktan daha büyük bir şeref var mı dostlar? Bakın ben size en güzel kulun o güzel sözlerinden bir tanesini aktarayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında kulluk ne demek? Salih kul ne demek? Bunun tarifini bunun değerini anlayacağımız bir söz diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah beni bütün alemlere rahmet olarak gönderdi ama ben bununla iftihar etmiyorum kıyamet günü Livavul hamd sancağını taşıyacağım. Ve insanlar bölük bölük gelip o sancağın altında toplanacaklar. Ya Rabbi sen şurada olan bütün cemaati de, bu cemaatin bütün sevdiklerini de o sancağın altında topla. Diyor ki ben onunla da iftihar etmiyorum. O gün bütün peygamberler de o sancağın altına gelecekler. Ama ben onunla da iftihar etmiyorum. O gün herkes huzuru ilahiye gidince. Bir mümin olarak, müminler olarak ben onlara refakat edeceğim. Ben bununla da iftihar etmiyorum. Yine o gün ümitsiz ve çaresiz bekleyenlere ben müjdeler vereceğim Allah'ın izniyle. Ama ben onunla da iftihar etmiyorum. İftihar ettiğim bir tek şey var. Abdullah'ım, Abdullah'ım Abdullah Allah'a kul olmak iftiharın en büyüğü aleyhissalatü vesselam için. Onun için biz şehadette ne diyoruz? Abduhu ve Resulü diyoruz. Onun sevdiğini onun önüne alıyoruz. Onun sevdiği kulluk olduğu için nübüvvetin ve risaletin önüne onu alarak şehadet cümlemizi söylüyoruz. Eğer böyleyse kulluk en büyük şerefse ve bu şerefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tarif etmişse Allah aşkına başka bir şeyde şeref arama gibi bir acziyete bir Müslüman nasıl düşebilir? En büyük şeref Allah'a kul olmaktır ve bütün mesele de o kulluğu yerine getirme adına gayret içerisinde olma ya hasretme olmalıdır. Mevla bu manada hepimizin aşkını, şevkini, heyecanını, sorumluluğunu arttırsın da kulluk adına inşallah bizler de bir şeyler ortaya koyabilelim. Neden İmam Musa Kazım'ın hayatını anlamaya çalışıyoruz? Siz buradaki örneğin üzerinden daha iyi anlayın. Onlar kulluğun en güzel halini yaşayan insanlar. O güzel silsile peygamberin nesli, nesli Muhammed'i, Ali'nin ve Fatıma'nın evlatları Peygamber hanesinin kokusunu zaman ne kadar uzarsa uzasın nesillerden nesillere yansıttıkları için kulluğu onlardan öğrenmek, onların yaşadığı kulluğun üzerinden bir mesaj alıp da hayatlarımıza çeki düzen verme adına biz onların hayat defterlerinin önündeyiz. Yoksa öveyim ben size, sabaha kadar öveyim. Ne olacak? Eğer buradan hayatlarımıza bir şey taşımazsak Buradan aldığımız bir şeyi yarın hayatımıza aktarma adına bir gayretimiz olmazsa Allah aşkına en basitinden zamanı israf etmiş olmaz mıyız? Yazık günah olmaz mı şu saatleri burada harcamanıza? Onun için bu konuda hassasiyetimiz çok üst düzeyde olmalı hayatlarımıza yönelik şeyleri öğrenme adına gayretimiz olmalı. Tarihi öğrensek bile biz aslında bugünümüzü öğrenme adına bir gayretimizin neticesi olarak öğrenmeliyiz. İnşallah bu konuda da Mevla bizlerin gücüne güç kalsın. İmam Musa Kazım'ın hayatını geçen ders size özetledim. 55 yıllık hayatının 5 başlık altında incelenmesi gerektiğini söyledim ki o 5 tane alan aslında 5 önemli ilkeydi size düşünün dedim inşallah düşünmüşsünüzdür şimdi ben sizin gözlerinizden anlayacağım düşünüp düşünmediğinizi bu 5 alanın içerisinde biz İmam Musa Kazım'ı biraz daha bugün yakinen tanımaya çalışacağız neydi o 5 alan birincisi ilim amel bütünlüğü İkincisi ihsan, ihlas derinliği. Üçüncüsü mesuliyet, vazife şuuru. Dördüncüsü söylem, hareket usulü. Beşincisi miras, veraset bereketi. Bu beş alan aslında 55 yıllık o büyük insanın hayatının bir yönüyle özeti hülasası. Şimdi biz bu beş alanı İmam Musa Kazım'ın hayatında, Nasıl bir açılımı var beraberce görelim. Birincisi neydi? İlim amel bütünlüğü. İlmin ne kadar üst düzeyde olduğunu onun hayatına biraz müracaat ettiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Mesela size onun babasının onun hakkındaki iki tane sözünü aktarayım. Diyor ki İmam Cafer Sadık şu benim oğluma mushafın iki kapağı arasında ne varsa... Neyi isterseniz sorun. O size büyük bir ilmi muvukufiyetle cevap verecektir. İmam Caferi Sadık eğer oğlu için bunu söylüyorsa bu çok önemli bir sözdür. Onun üzerinde durup biraz kafa yormamız gerekir. Gerçekten İmam Caferi Sadık oğlunun bu manadaki ilmini tasdik ediyor bu sözüyle. Yine başka bir sözünde diyor ki onun yanında Hikmet ilmi derin bir anlayış, cömertlik ve insanların dinleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususlara dair büyük bir irfan vardır. Bu da Caferi Sadık'ın İmam Musa Kazım için söylediği şey. Onun ilminin ne düzeyde olduğu konusunda hiçbirimizin sıkıntısı yok. Biraz sonra size size miras ve veraset başlığı altında ilmine dair bir şeyler de söyleyeceğim. Ama aslında burada önemli olan şey ilimle amelin iki kanat şekilde yürümesidir. Çok bilip de amel etmeme değil mesele bildiğiyle de amel etme meselesidir. Ve bu çağın insanları olarak en büyük sorunumuz bu değil mi? Bildiğimiz şeyler çok amelimiz ne kadar ona uygun bir şekilde yürüyor o herkesin muhasebe konusu. İşte İmam Musa Kazım hayatı boyunca kendi nefsine de talebelerine de telkin ettiği bir şey var. Lüzumsuz bilginin arkasında olmayın. Ameli değeri olan bilginin arkasında olun. Mühim olan şeyleri ehem olan şeylerin önüne geçirmeyin. Öncelikli olanları öne alın. En mühim olanları önce öğrenin. Sonra kapasitenize göre, alış düzeyinize göre diğer bilgileri de arkaya doğru bırakın. Mesela bu sözünü anlayabileceğimiz bir sözün aktarayım size. Diyor ki insanların ilimlerinin dört hususla ilgili olması gerekir. Kifayet miktarı ilmin ilk basamağını söylüyor İmam Musa Kazım. Öncelikle şu dört ilmi öğrenmeli bir Müslüman. Nedir onlar? Birincisi Rabbini bilmen. İkincisi Rabbinin senin için ne yaptığını bilmen, yani bunun anlamı nefsini bilmendir. Üçüncüsü, Rabbin senden ne istiyor onu bilmen. Dördüncüsü çok önemli bir husus bu. Seni ne dinden çıkarır onu bilmen. Tehlikelerini bilmen, ona göre hareket etmen. Aslında ne dedi İmam Musa Kazım? Rabbini bil, nefsini bil, sorumluluklarını bil, sınırlarını bil. Önce bunu bil. Bunları bilmeden başka şeylere girersen asli olan şeyi ertelemiş olursun. Asıl burada önemli olması gereken şey bu. İlim amel bütünlüğünü anlayabileceğimiz bir sözüne gelelim. Diyor ki: "Senin için en iyi ilim sadece kendisiyle salih bir amel işleyebileceğin ve senin yapmakla sorumlu olduğun hususlarda amel etmeni gerektiren ilimdir. Senin kalbini ıslah edecek ve onu bozacak şeyleri gösteren ilimlere sarıl, önceliği bunlara ver. Sonuç olarak en çok övgüyü hak eden ilim en kısa zamanda hem senin bilgini hem de o orantıda amelini arttıran ilimdir. Bilgini ve amelini beraber arttıracak. Bilmediğin zaman sana bir zararı olmayan ilimle uğraşma. Sen onu öğrendin, öğrenmedin. Senin için bir faydası yok. Onlarla uğraşma. Terk etmen durumunda da cehaletinin artmasına neden olacak ilimden gafil olma. Bugün yaşadığımız şu zeminde en ciddi sıkıntılardan bir tanesini bu alanda yaşıyoruz. Bakıyorsun adamlar yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Biz de müşteri oluyoruz. Hazreti Nuh'un gemisi buharlı mıydı, buharsız mıydı? kaç metre uzunluktaydı? Nasıl çalışıyordu? Çivi kullandı mı, kullanmadı mı? Ne aldı? Hangi hayvanları aldı? Ne yedi? Ne nasıl bir bilgiye ulaşacağız bu konuda ve bunları öğrenmemizin bize nasıl bir faydası olacak? Hz. Musa'nın elindeki asanın ne kadar uzunlukta olduğu, kalınlığının ne olduğu bize nasıl bir fayda verecek? Ve bu bilgiyi biz nereden alacağız? Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir şey söyledi mi? Bu konuda bizim temel kitaplarımıza bir bilgi var mı? Yoksa bunları başka yerlerden mi öğreneceğiz? Şimdi biz bu meselelerle uğraştığımız zaman asli olan meseleleri ertelemiş oluyoruz. Bir de gençlerimizin bir hastalığı var. Sizlerin değil de ama biliyorsunuz o hastalığı. Her meseleyi konuşma gibi bir hastalığı var. İslam'ın temel meselelerine dair birçok bilgide mahrum ama konuşturuyorsun bizim delikanlımızı 20-25 yaşında Kur'an'ın nasihinden giriyor, mensuhundan çıkıyor. Kur'an'ın tarihselliğinden konuşuyor, rejim meselesinden konuşuyor, miras hukukunu konuşuyor, kadının şahitliğini konuşuyor. 50 bin tane mesele konuşuyor. Aynı gence desen ki genç gel hele bir abdest al da seni bir izleyeyim desen. O abdestinde 3-4 tane hata bulman imkan dahilinde. Bir Kur'an okutsan zaten Allah muhafaza. Peki sen bunu yapacağına asli olan şeyi öne alsaydın daha iyi olmaz mıydı? Yarın Allah sana bu kadar bilgiyi niye biliyorsun diye sormayacak. Hatta bildiğin her şey aleyhine delil olarak karşına geçecek. Eğer amel etmedikten sonra yarın Allah'a onun hesabını nasıl vereceksin? Sahabeden Ebu Derda radıyallahu anh Şam'da büyük bir sufa sahibidir. O Suffa mektebinin Şam'da dirilten isimlerden bir tanesidir. Zatın biri geliyor, bir soru soruyor, veriyor cevabını. Bir tane daha soruyor, bir daha veriyor. Bir tane daha soruyor, bir daha veriyor. Sonra diyor ki, "Ya sen ne yap ne yapacaksın bu kadar cevabı?" Bak öğrendiğin her cevap yarın aleyhine delil olarak gelecek. Amel edebileceğin şeyi al. Zaten sahabenin ilmi de böyleydi değil mi? Onlarda bilgi öncelikli bir amel yok. Onlarda bilgi öncelikli bir ilim yok. Ya nasıl? Amel öncelikli bir ilim var. Alıyorlar hayata geçiriyorlar. Alıyorlar hayatta uyguluyorlar. 15 sene boyunca Kur'an'ın kıtal dediğimiz, sıcak savaş dediğimiz meseleyi hiç konuşmaması, 15 sene sonra konuştuktan sonra da tabir yerindeyse şöyle sırtlarını sıvazlayıp hadi yiğitlerin meydana deyip cihat meydanına sürmesi bize çok şey söylemez mi? Kur'an bile sözü zayi etmiyor heyecanları köreltmiyor sen 15 sene cihadı kıtali konuş bir gün cihat etmedikten sonra iş başa düştüğü zaman takat bulamayacaksın zaten amel etmeye öncelikli olan burada nedir? Amel edeceğin şeyleri öne vermektir. Aslında burada söylenen bu ve sahabe bu konuda o kadar hassastı ki açın şöyle biraz bu manada okuyun kitapları. Ben size defaatle anlatıyorum derslerde bu örnekleri. Onların hassasiyetinin boyutunu anlayacaksınız. Mesela Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Temim kabilesinden bir zat var. Sabih İbni Asel isimli birisi çok bilgili birisi gerçekten ilim noktasında ileri düzeyde bir insan oturuyor peygamber mescidinde insanlara ameli anlamda değeri olmayan meseleleri anlatıyor. Ve özellikle de müteşabih meseleleri konuşuyor. İnsanlara yeni şeyler söyledikleri için yeni şeyin de her zaman müşterisi olduğu için müşterisi artıyor. Cemaat çoğalıyor. Hazreti Ömer birkaç defa bu hadiseye şahit oluyor. Birkaç kez uyarıyor. Sabih diyor böyle yapma. Sakın böyle yapma insanlara ameli değeri olmayan şeyleri anlatma. Ama Sabi uslamıyor uslamıyor ama Ömer'dir karşıdaki elinde kamçı vardır. Şimdi elinde kamçı olmadığı için Ömer'in halimiz böyle. O kamçı ile Sabir'i hizaya çekiyor ve Sabir bir müddet sonra ameli değeri olmayan meseleleri konuşamıyor. İşte burada Hazreti Ömer'in hassasiyeti de bize ilim amel bütünlüğünün ne demek olduğunu gösteriyor aslında. Biz İmam Musa Kazım'ın hayatına bu manada baksak inanılmaz derecede bir bütünlük görüyoruz. Bu sözler onlardan sadece meseleyi anlayabilmemiz için birkaç numune. Gerçekten de İmam Musa Kazım bu konuda gerek talebelerine gerek halka amel edebilecekleri ve amel konusunda özellikle de imani meselelerde öğrenmezlerse başlarına iş açacak, açacakların meseleleri öne alarak bazı şeyler söylüyor. İkinci meseleye gelelim. İhsan, ihlas derinliği. İhsanın ne olduğunun tarifini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize verdi. Neydi ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. İhlas da Kulluğu tamamen Allah'a hasretmek aslında birbirleriyle çok yakın bağlantılı ancak ihsan gerekli düzeyde olursa zaten ihlas olur. Çünkü Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk eden biri kullar için bir beklentiye girebilir mi? El nedir falanca nedir filanca nedir böyle bir beklentisi olur mu? Allah'ı görüyormuşçasına insan kulluk etmeye başlasa namazları böyle olsa gözler bendeyken ben iyi bir kulum nefsimle baş başa kaldığımda kimse görmüyor ben ne haldeyim dusturu ya da hayat tarzı olur mu? İhsan ve ihlas şuuru istenilen düzeyde olduğu an orada bambaşka bir kulluk var. Ben ehli beytin namazını ve abdesini size nasıl tarif etmiştim o cümleyi hiç unutmayın. Onlar öyle bir nesil ki abdes ile titreyen namaz ile ağlayan bir nesil. Hangi birinin hayatına bakarsanız bakın namaz vakti girdiği anda bir titreme alıyor onları. Bu Hazreti Ali'de de böyle Hazreti Hüseyin'de de böyle o nesilde de böyle aynısı İmam Musa Kazım'da da böyle talebeleri diyor ki bazen biz namazda ruhunu teslim edeceğini zannederdik. O kadar kendini namaza haseder ve namaz konusunda hassas olurdu. Yine talebeleri bize anlatıyor. Onun diyor secdeleri o kadar uzundu ki biz bazen artık kalkmayacağını zannederdik. Ruku'ya eğildiği zaman dakikalarca ruku'sunun devam ettiğini görürdük. Talebelerinden birinin aktardığı bir sözü söyleyeyim size. Bir gün diyor ben oturmuşum Mescid-i Nebevi'de bir köşeye. İmam girdi içeriye. Kimse yok zannetti. Bir kenara çekildi. Namaz kılmaya başladı. Sonra secde haline geldi. Ben anladım ki secdede ağlıyor ve bir şeyler söylüyor. Çok meraklandım imam ne söylüyor diye. Gittim diyor. Kulağımı yaklaştırdım imamın ağzına doğru. Baktım imam diyor ki kulunun günahı büyüktür. Senin affın ise ya Rabbi benim günahımdan daha büyüktür. Kapına geldim senden af diliyorum. Orada o hali ihsan ve ihlas şuurunun ne düzeyde olduğunu bize gösteriyor aslında. İhsan ve ihlas olduğu zaman dedim ya el nedir kaygısı yok ve her türlü musibet, bela ne kadar şiddetli olursa olsun onun nazarında o bela ve musibet Allah'ın kendisine bir lütfu ve bereketidir. Harun Reşit emretmiş, zindana atılacak zindancı başı bize rivayet ediyor hadiseyi zaten. Ben diyor onu zindana bıraktım, tam dönüp gelecektim. Baktım bir şey söylüyor. Dikkat kestim sözü şu. Allah'ım diyor sana binlerce kez şükür olsun. Hep dedim ki seninle baş başa kalma vaktimi çoğalt. Şimdi zindana koydum beni. Seninle baş başa kalmam daha çoğalacak. İhsan şuuru, ihlas şuuru bu işte. Böyle bir insanın sözünden daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Başka bir alimin sözünü. Diyor ki: "Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Hapsedilmem, halvet, sürgün edilmem, hicret" Öldürülmem ise şehadettir var mı başka şey ne yapabilir düşman ben cenneti yüreğimde taşıyorum beni hapsetseniz benim için medrese-i yusufiyedir. Beni sürgün etseniz vatanımdan yurdumdan çıkarsanız benim için hicrettir e beni öldürseniz ben zaten onun arkasındayım şehadet diye yanıp dolaşıyorum odur. Böyle birisi ancak ihsan ve ihlas şuurunu elde etmiş bir insanın dilinden çıkacak sözler bunlar. Ancak öyle birisi bunları söyleyebilir. İşte İmam Musa Kazım'ın hayatı böyle bir hayat. Yani onun ihsan ve ihlas şuuru noktasında duruşu böyle bir hayat. Harun Reşit kendisinin rivayet ettiği ve aktardığı bir şey söyleyeceğim size. Onun sarayının Penceresinden görülen bir zindan var. Rab'i zindanı ve o zindanda İmam Musa kazım Harun Reşid'in dikkatini çekiyor. Gündüz olmayan bir karartı gece bir köşede orada duruyor. Gündüz oluyor, karartı yok. Günlerce böyle geçiyor. Ve bir gün artık dayanamıyor, çağırıyor zindancı başını. Diyor ki ya burada bir karartı var. Gece çıkıyor, gündüz kayboluyor zindan görevlisi diyor ki ey emir el müminin senin gördüğün o karartı Musa İbni Cafer'in bedenidir. Ne zaman gece olsa o köşede sabaha kadar Allah'a dua evrat eskarla meşgul oluyor. Harun Reşit öyle bir etkilenir ki ve orada söyle, söyler. Vallahi bu zat Beni Haşim'in ruhbanıdır der. Öyle bir hayat onu zindana tıkan insanı bile etkiliyor. Zaten ihsan ve ihlas şuuru olursa olacak budur. Dolayısıyla İmam Musa Kazım'ın o 55 yıllık hayatında özellikle babası Caferi Sadık'ın vefatından sonraki süreçte 35 yıllık hayatta böyle bir bütünlük de var ihlas ve ihsan noktasında. Gelelim üçüncü alana. Mesuliyet ve vazife şuuru bu konuda da çok önemli şeyler yakalayabiliyoruz. Emri bil maruf, nehi anil münker her Müslümanın görevi mi? Görevi. Bu iş hocaların görevi değil. Eğer böyle biliyorsanız yanlış biliyorsunuz. Bu manada İslam'da din adamı da yoktur. Herkes kendi dininin adamıdır ve herkes ağırlığı nispetinde bu meselede mükelleftir, vazifelidir. Ancak bazı isimler vardır ki, bazı ağırlıklar vardır ki, bazı değerler vardır ki Allah onlara farklı bir misyon biçmiştir. Onlar o misyon gereği bu işi biraz daha farklı bir biçimde icra ederler ve hiçbir zaman bu işi bir meslek olarak görmezler. Çünkü mesleğin emekliliği var, vazifenin emekliliği yok. Eğer siz meslek olarak algılarsanız gençlikte yaparsınız, ihtiyarlıkta emekli ayrılırsınız. Ama bir vazife olarak algılarsanız şartlar ne olursa olsun, başınıza gelen şey ne olursa olsun bu vazifeyi yerine getirme adına gayret içerisinde olursunuz. Kimin gibi İmam Musa Kazım gibi. Bir hayat düşünün. Dostlar cahil, düşman güçlü, devlet zalim Halk ise farklı bir şuurdan mahrum bir biçimde yaşıyor. Bu olumsuzluklar içerisinde hiçbir bahaneye takılmadan hizmet, hizmet, hizmet deyip gidiyor. Bu nasıl bir hayat Allah aşkına? Medine'de evde evi göz hapsinde yine hizmetine devam ediyor. Halife El Hadi ve Harun Reşit Bağdat'a getiriyor kaç kez? elleri bağlı bir esir gibi götürülürken dahi yolda hizmet ediyor. Kaç tane talebe kazanıyor biliyor musunuz o yolculuklarda? Şöyle onun menakıp kitaplarını okuyun bunun ne demek olduğunu anlayacaksınız. Varıyor geliyor sultanın huzuruna sultan onu aşağılamak için getirmiş. Sultana öyle bir sözler söylüyor ki o mecliste bulunanlar ondan inşaat oluyor. Sultan söz ile onunla mücadele edemeyeceğini anlıyor onu götürüyor hapse atıyor. Tek başına bir hücrede bu sefer oradaki zindan görevlilerini kazanıyor. Allah için olursa bir insan, Allah o kapıyı kapatır mı? Nasıl olsa o hizmet noktasında bir şey bulur ve yapar. Nere giderse gitsin adam doğuruyor adam. İmam Musa kazım. Zaten adamlık budur. Öyle bir yetiştiriyor ki insanları yani ben rahat ortama ereyim, talebelerim olsun, kürsüm olsun, mescidim olsun, insanlar gelsin. Bunlar yok. Bunlar bizim dünyamızda var. Bir iş yapmak için 40 tane bahane arıyoruz. Eşyalara bağlıyoruz hizmeti. Ama öyle değil işte. İmam Musa Kazım için hizmet her noktada yapılabilir. Değil mi ki din Allah'ın dinidir? Değil mi ki biz de Allah'ın kullarıyız? Değil mi ki muhataplarımız da Allah'ın kulları? Bitmiş. O zaman daha neyin peşindeyiz? Biz Allah'ın dinini Allah'ın kullarına ulaştırma adına her zemini her şartı vesile olarak edinir ve bu noktada bize düşen mesuliyet ve vazifeyi yerine getiririz. 35 yıllık hayatında İmam Musa Kazım'da bunu görürsünüz. 7 yıllık hayatı o 35 yılın içerisinde hapistedir sürgündedir İmam yine aynı iştedir bu işi kendisine bir vazife olarak edinen adamdan başka ne beklenir? Dördüncüsü söylem hareket usulü. Onun kendisine belirlediği bir hareket tarzı var. İsterseniz bunun adına nebevi hareket metodu deyin. isterseniz bunun adına Rabbani metot deyin. isterseniz bunun adına başka bir şey deyin fark etmez. Onun belirlediği o hareket metodunda iki kanat var. Nedir o biliyor musunuz? Halk irşadı ve bu işi omuzlayacak kadronun yetiştirilmesi adına talebelerin yetiştirilmesi. İki kanatla yürüyor. Bir taraftan halka genel manada irşad ediyor. Bir taraftan da sahih cemaat dediğimiz İslam'ın sahih çizgisini algılayan ve o çizgiyi nesillerden nesillere aktaracak bir kadronun yetiştirilmesi adına gayret gösteriyor. Şimdi hedef bu olduğu için böyle bir hedefe de kitlendiği için Cafer El Mansur gelmiş farklı bir hareket tarzı var İmam için ne değişebilir? Onun arkasından Mehdi gelmiş farklı bir şey oluşmuş İmam için yine değişen bir şey yok. El Hadi gelmiş Harun Reşit gelmiş dört tane Abbasi sultanıyla bir arada yaşamış İmam Musa Kazım. Dördünün de dönemleri farklı farklıdır. Bazen şartlar ağırlaşmış bazen gevşemiştir. Ama İmam Musa Kazım'ın hayatından bu manada hiçbir şey eksilmemiştir. O hedefini belirlemiş ve bu manada bunu yapma adına gayretini en üst düzeyde çoğaltmış. Şimdi o gün insanlar geliyorlar İmam Musa Kazım'a diyor, diyorlar ki ya sultanlar bu kadar bize zulm ediyorlar. Hadi sen de bir kıyam için çık önümüze bak biz de senin arkandayız. İmam Musa Kazım diyor ki siz beni öne vereceksiniz aynı, benim babalarıma yaptığınız gibi arkamda da durmayacaksınız. Ben size bir güvensem ben de biliyorum yönetim zalim. Ben de biliyorum haksızlıklar var. Ben de biliyorum dedemin miras bıraktığı İslam çizgisi bugün devlette hakim değil. Sıkıntılar var bu alanda. Ama ben biliyorum ki ben meydana çıksam arkamda bir taneniz kalmayacak. Bir sultanın hafif bir sözünü, hafif bir kızgınlığını, hafif bir kaşlarının çatılmasını siz hemen bir bahane olarak algılayacaksınız, arkamdan da dağılacaksınız. Aynı şeye benziyor değil mi? Hoca Nasreddinle Timur'un meselesine. Böyle halkların meselesi böyle. Şimdi Musa Kazım o günkü şartları iyi biliyor. Gerçekten de böyle kaç tane ben size kıyam anlattım. O kıyamlardaki halkın tutumunu gördük. İmam Musa Kazım'ın hayatında da Ehli Beyt'in iki kıyamı var. Bir fah kıyamı var bir de deylemi isyanı var. Bu ikisine karşı da İmam Musa Kazım'ın tavrı aynen babası cafer Sadık'ın tavrıdır. Fah kıyamı açın biraz tarih kitaplarını okuyun öyle karanlık sayfaları çok fazla size anlatmayayım. Onun anlatması bile zor. Bazı tarihçilere göre İmam Zeyd'in kıyamından daha acıdır ve ikinci Kerbela odur. 300 tane Ehli Beyt mensubunun başları uçurulur. Zaten kıyamın önünde olan Hüseyin bin Ali Hazreti Hasan'ın torununun torunu. Bu kıyama yeltendiği zaman kıyam adına bir harekete geçtiği zaman İmam Musa Kazım onu uyarıyor. Diyor ki amcamın oğlu sakın böyle yapma gel bu işten vazgeç. İnsanların sana söyledikleri o sözlere de kanma. Onların dilleri güzeldir ama kalplerinde şirk vardır. Kalpleri inkar halindedirler. Sana hadi meydana diyecekler sen meydana çıkacaksın ama meydanda iş onlara ihtiyaç noktasına geldiği zaman bir taneni arkanda bulamayacaksın ve gerçekten de tam Musa Kazım'ın dediği gibi oluyor. Fah dediğimiz yer Mekke ile Medine arasında bir vadi. O vadiye geldiği zaman İmam Hüseyin bin Ali'nin arkasında sadece 300 adam var. Ve o 300 adam da Ehli Beyt'in dostları içindeki fertler. 300 adam da Abbasi ordusu tarafından kılıçtan geçiriliyor. Ve kesik başları önce Ehli beytin hayatta kalan diğer mensuplarının önüne getiriliyor ki sakın ha siz de böyle bir şey yapmayın diye onları bir yönüyle korkutma adına bir vesile olarak kullanılıyor. Fak isyanından sonra Deylem isyanı oluyor. O da yine Muhammed Nefsu Zekiye'nin baba bir kardeşi olan Yahya İbni Abdullah'ın ki o da ehli, beytten. O isyana karşı da imamın tavrı bu. İmam iki kıyama karşı da sükunet tavrını aslında sakı, takınmış ve gerçekten iki kıyamın önderlerine de bu manada uyarıda bulunmuştur. Ama kıyam olup bitiyor ilk tutuklanan isim İmam Musa Kazım oluyor ve o gün halife El Hadi'dir. El Hadi İmam Musa Kazım'ın kafasını uçurmak istiyor. Sizin çok iyi tanıdığınız bir isim devreye girerek imamı o gün ipten kılıçtan kurtarıyor. Kim biliyor musunuz o isim? İmam Ebu Yusuf, Kadı Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin en önemli talebesi. Böyle bir süreç, o süreç, onun için hiçbir zaman öyle sloganik şeylerle hareket etmiyor. Meselenin altını, zeminini güçlendirerek yürümeye çalışıyor ve bu konuda da elinden geldiğince halka irşad ediyor. Mesela bir gün geliyorlar, diyorlar ki işte Sultan şöyle zalim, şöyle baş kaldıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. İmam Musa Kazım'ın sözü şu. Bırakın bu boş sözleri. Devlet başkanı adil ise ona ecir, bize şükür gerekir. Yok eğer devlet başkanı zalim ise ona vebal, bize ise şimdilik sabır gerekir. Sözü anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Çok önemli bir hareket tarzı belirliyor aslında. Devlet başkanı adil ise ona ecir, bize şükür gerekir. Yok eğer zalim ise ona vebal bize ise şimdilik sabır gerekir. Ne için? Bir şartlar oluşsun. Salih bir cemaat oluşsun. Bir kadro oluşsun. Bu işi anlayan ve yarın hadi yola çıktığım zaman arkamdan dağılıp giden değil, bu bayrağı alıp ötelere götüren elbette ki başarı endeksi değildir. Elbette ki zafer endekslenmez ama milleti zayi etmenin de bir anlamı yoktur bazı şeyleri ferasetle görmek gerekir. 3-4 tane kendinden önce kıyamı görmüş, Kerbela'yı yaşamış, İmam Zeyd'i yaşamış, Muhammed en Zekiye kıyamını yaşamış. Bunların hepsini babalarından duymuş biri olarak cemaat oluşmayana kadar bu konuda atılan adımı doğru bir şey olarak görmüyor. Dolayısıyla hareket ve söylem noktasında İmam Musa Kazım'ın bu konuda ortaya koyduğu kamette bu. Gelelim beşincisine o ney miras veraset bereketi ne bırakmış onlar miras olarak e ne bırakacak alimin bırakacağı şey ilimdir başka bir şey değil peygamberler ne bıraktıysa peygamberlerin varisi olan alimlerin de bırakacağı odur Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının üzerinden epey geçmiş bir bakıyor ki insanlar hep çarşı pazarda ticaretle uğraşıyorlar. Kimsenin öyle ilimle, hadisle, sünnetle, Kur'an'la uğraştığı yok. Pazarın ortasına giriyor. En gür seda ile bağırıyor. Diyor ki ey insanlar yetişin Resulullah'ın mirası dağıtılıyor. Miras deyince aklına insanların ne geliyorsa o zaman pazardakilerin aklında o geliyor. Koşuyorlar Mescid-i Nebevi'ye. Bakıyorlar ki 2-3 halka oturmuş ders görüyorlar. Rahlenin üzerinde Kur'an var Kur'an okuyorlar. Ya e, bu Hüreyre kandırdın bizi diyorlar. Kandırmadım diyor. Resulullah'ın mirası bu. Dağıtılan da bu ben bunu haber verdim size. Onların mirası bu. Aynı miras peygamberin varisleri olan alimler için de öyle. İmam Musa Kazım'ın mirasına ve veraset noktasındaki bereketine baksak inanılmaz bir bereket var. Yani onu anlatmaya saatler lazım bize ama ben yine biraz kategori edeyim ki zihinlerinizde iyi dursun. Mesela biz İmam Musa Kazım'ın miras ve veraset bereketini beş başlıkta anlayabiliriz. Rivayetleri, tedrisleri, münazaraları, telifleri, talebeleri. Beş başlık altında onun mirasını ve veraset noktasındaki bereketini anlayabiliriz. Birincisi neydi? Rivayetleri. Rivayet konusunda inanılmaz bir bereket var. Bugün aleyhissalatü vesselam efendimizden duyup aktardığı hadisler noktasında da böyle. Kendinden önceki babalarının imamlarının sözlerini aktarma noktasında da böyle. Bizim ehli sünnet kaynaklarımızda ehli beyt tarikiyle gelen rivayetler azdır. Bunun bir usul üzere olduğunu söyledim. O usulün de neden olduğunu söylediğim için o mesele tekrardan girmeyeyim. Ancak İmam Musa Kazım'ın kendinden aktarılan iki rivayeti okuyoruz biz kütüb-i sitede. Onlardan bir tanesi Tirmizi rivayetidir ki o rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kim beni ve bu çocukları kastı kim? Hasan ve Hüseyin anneleri ve babaları ile birlikte severse ahirette benimle birlikte olacaktır. Söz kimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Aktaran kim İmam Musa Kasım. Biz de sevdiğimiz için bugün onları anlamaya çalışıyoruz değil mi? İnşallah Allah sevgimizi kabul etsin ve bizi onlarla beraber eylesin. Bu hadisin aynı metnini Ahmet bin Hanbel müsnedinde aktarıyor. Aynı silsile aynı metinle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi de biliyorsunuz bizim temel hadis kaynaklarımızdan bir tanesidir. Ahmet bin Hanbel'in dünyasında o silsilenin değerinin ne olacağı bir sözü aktarayım size. Ahmet bin Hanbel bu hadisi aktardıktan sonra hatta silsileyi de söyleyeyim de işte ben İmam Ali Rıza'dan duydum. O babası Caferi Sadık o babası Musa Kazım'dan o babası Caferi Sadık'tan o babası Muhammed Bakır'dan o babası İmam Zeynel Abidin'den o babası Hüseyin bin Ali'den o babası Ali İbni Ebi Talip'ten o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş ki deyip bu sözü aktarıyor. Bu silsileyi şöyle sıralayınca biraz coşuyor Ahmet bin Hanbel Allah Allah diyor silsileye bak silsileye. Vallahi bu silsile bir delinin üzerine okunsa o deli akıllanır diyor. O isimlere karşı Ahmet bin Hanbel'in tavrı bu. Bir deliye okunsa o deli akıllanır. Bu nedir? Bir muhabbetin isharıdır. Ahmet bin Hanbel de bu silsileye bağlı olarak bu hadisi bize aktarmış. İmam Musa Kazım'ın yine bizim kaynaklarımızda geçen başka bir rivayeti İbni Macenin es süneninde geçen şu rivayettir. Bildiğiniz bir hadis. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, gereğince de amel etmektir. ve selam Efendimizin söylediği bir hadis. Ama bugün biz mesela benim elimde bir Beyrut baskısı var. O Beyrut baskısında El Müsnet diye isimlendiriliyor biliyorsunuz o kitaplar. İmam Musa Kazım'a ait 59 tane rivayet aktarılıyor. Daha sonra o rivayetlerin başka kitaplarda da açılımlarını görmemiz mümkündür. Bunların üzerinden anlıyoruz ki rivayet noktasında ciddi bir bereket var. Tedrislerine gelelim. Tedris konusunda da işin bidayetinden itibaren iki kanallı yürüdüğü için iki kanatlı neydi? Bir taraftan halk irşadı bir taraftan talebe yetiştirme. İki taraflı yürürken de bu işi nasıl yaptığına dair öğrencilerinin aktardığı rivayetler üzerinden bir bereket var. Biz bugün İmam Musa Kazım'ın en azından nasıl bir metotla, nasıl bir müfredatla bu işi yaptığına dair bilgileri okuyabiliyoruz. Mirasın ve verasetin bereketini buradan anlayın. Münazaralarına gelin. Münazara nedir? Çeşitli konuşmalardır. Mesela İmam Musa Kazım'la Kadı Ebu Yusuf arasındaki ilmi münazaraları okuyoruz biz bugün kaynaklarımızda. Başka alimlerle de bu tarz münazaraları var. Bir de dışarıdan Yahudi alimleriyle Hristiyan alimleriyle İslami bazı meselelere ait konuşmaları var. O konuşmaları da okuyarak münazara adına da onun verdiği mirası okuyabiliyoruz. Telifleri konusunda da bunlar zaten bir yönüyle telif edilmiş ama özel olarak telifleri konusunda da kitapları var. En meşhur olanı şudur. Talebesi Hişam bin Hikame, e, Hakem'e yazdığı ve elimizde şu anda mevcut bulunan Akıl Risalesi diye bir kitabı var. Gerçekten farklı konulara değindiği önemli bir risaledir telifleri adına müsnedin dışında talebelerin oluşturduğu kitapların dışında bunları söyleyebiliriz. Beşincisi de bu alanda talebeleridir. Talebeleri konusunda da çok şey söylenir. Hişam bin Hakem, Saffan İbni Yahya, Hasan bin Muhammed, Ali İbni Hasan, Hasan bin Mahbub, Abdullah İbni Cebele ve tabii ki en önemli talebesi oğlu İmam Ali Rıza veraset ve miras bereketi noktasında da bunlar söylenebilir. Şimdi onun hayatını ben size özetleyebileceğim kadar özetledim. Sizi alayım şimdi hicretin 183. yılına götüreyim. Recep ayına götüreyim. Şehit olarak bu dünyadan nasıl yolcu olduğunu beraberce anlamış olalım. Hicretin 183. yılı Aylar Recep'i gösterdiğin zaman İmam Bağdat'ta ev hapsindedir. Zindan derler ama zindan değil. Niye zindan demiyoruz oraya? Çünkü giriş çıkışlar çok kolay. Yanında talebeleri var. Alimler gidip ziyaret ediyor. Ehli beytinden bazıları onu rahatça ziyaret edebiliyorlar. Dolayısıyla o vefat edeceği anda ev hapsi demek daha doğrudur. O güne kadar defaatle zehirlenmiş. Ama her seferinde Mevla kurtarmış ona o zehirin musallat olmasına imkan vermemiş. O günlerde de Sindi İbni Şahik isimli bir zatın evinde ev hapsinde sultandan aldığı emirle hurmaların içerisine koyduğu zehiri İmam Musa Kazım'a hediye ediyor ikram ediyor. İmam Musa Kazım da o hurmalardan yiyince yavaş yavaş o zehir vücuduna yayılmaya başlıyor. İmam anlıyor vefat yolunda o anda yatağa düştüğü zamanlarda o zehri veren zat sindi İbni Şahik gelip diyor ki ey imam senin cenazeni ben kıldıracağım sana kefeni de ben vereceğim cenaze ile ilgili ne varsa onlarla da ben ilgileneceğim. İmam Musa Kazım'ın sözü çok önemli ehli beyt nedir onu anlayacağımız bir söz diyor ki biz ehli beyt nesli hep helal mallarla hayatımızı geçirdik. Bizim kadınlarımıza verdiğimiz mihirler hac için harcadıklarımız ve kefenlerimiz mallarımızın en temizlerinden oluşur. Ben kendi kefendimi hazırladım sizin vereceğiniz hiçbir şeye ihtiyacım yok diyor. Ehli beyt neymiş anladınız mı? Nesli Mustafa'ya sadaka haramdır. Onun dışında da böyle bir hassasiyet de var. Onlar kesinlikle helal üzere yürürler. Çünkü haramın kana karışmasının o bedende nasıl bir tahribat oluşturduğunu en iyi onlar bilirler. İmam Musa Kazım yatağa düşüp artık vefat yoluna girdiği zaman ehli beytini çağırıyor ve onlara şöyle bir vasiyette bulunuyor. Yine 172 sene sonra peygamber ikliminin kokusunu alacağımız şeyler bunlar bakın. Şimdi ben ölürsem diyor bu adamlar sırf halka hoş görünmek için benim cenazeme gelecekler. Beni yıkamak isteyecekler. Cenaze namazımı kılmak isteyecekler. Siz bunların hiçbir tanesine fırsat vermeyin. Beni burada Bağdat'ta Kureyş mezarlığı diye bilinen yere götürün ve beni kabre siz koyun Kureş mezarlığı denilen o yer şimdi Kazimiye diye isimlendirilmiş. Bakın hassasiyete sakın mezarımı dört parmaktan daha yüksek yapmayın. Gösterişli bir mezar yapmayın ve sakın mezarımın üzerinden toprağı teberrüken almayın. Yine ehli beytin bir hassasiyeti. O gün Irak'ta yayılan yaygın bir yanlışı İmam Musa Kazım düzeltme adına bunları ehli beytine vasiyet ederek gidiyor. Ve gerçekten de İmam Musa Kazım bu vasiyetleri yerine getirilerek Rabbine doğru yolcu ediliyor. Allah ona da rahmet eylesin. Öncesine ve sonrasına da rahmet eylesin. Öncesine ve sonrasına da binlerce selam olsun. Allah selamlarımızı iliştir, ulaştırsın. Şimdi canım kardeşlerim bir şey söyleyeceğim inşallah uykunuzu kaçırırım bu gece. Ben sizi yatırmamayı seviyorum çünkü. Biraz yatmamakta da fayda var. İki tane size söz aktarayım. Biraz üzerinde düşünün. Aslında biri söz biri vasiyeti. Oğluna yaptığı vasiyet. Söz çok kısa. Komşuluğun tarifini yapıyor. Hepimizin sıkıntısı var ya o alanda. O sıkıntıyı giderme adına bir tarif verecek İmam Musa Kazım. İnşallah biz de üzerinde biraz düşüneceğiz. Ne diyor bakın İmam Musa Kazım? İyi komşuluk komşuya eziyet etmemek değildir. Ya nedir? Asıl iyi komşuluk komşunun eziyetine sabretmektir. Acayip bir şey değil mi? Bu büyükler adamın ocağını batırıyor. Öyle bir söz söylüyorlar ki siz 40 yıl onun üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bir yerden bir ev alıyorsunuz. Komşunuz iyi bir adam çıkmıyor. Hemen ne düşünüyorsunuz? Ya burayı satayım da başka bir yere gideyim bu adam belasından bir an önce kurtulayım. İmam ne dedi? Sen gitsen başka bir kardeşin gelecek oraya. Bu sefer başka bir kardeşin aynı sıkıntıyı çekecek. İsar nedir zaten? İsar kendi halinden vazgeçmektir. Kendinden olan bir şeyden vazgeçip o manada fedakarlık yapmaktır zalim hak hukuk tanımayan bir komşun mu var? Ne dedi imam sana? Eğer iyi komşu olmak istiyorsan sen sabret ki başkası da yanmasın. Başkası o ateşe düşüp aynı sıkıntıları çekmesin. İmam Musa Kazım'ın oğluna söylediği vasiyet bakın ne diyor. Oğulcuğum Allah seni yasakladığı bir günahı işlerken seni bulmasın. Allah seni emrettiği bir ibadeti terk ederken de bulmasın. Oğluna bir ins babanın vasiyeti olarak anlayın. Hepimiz babayız, baba adaylarıyız. Bu konuda neleri öne almamız gerektiği konusunda İmam Musa Kazım'ın bu adımın üzerinden dersler alalım. Allah seni yasakladığı bir günahı işlerken de bulmasın. Allah seni emrettiği bir ibadeti terk ederken de bulmasın sen her zaman ciddiyetle ve kararlılıkla ibadetlerine devam et ve Allah'a itaat et. Allah'a ibadet ve itaat konusunda ne yaparsan yap hep eksik olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Yani hiçbir zaman yaptım oldu ben en iyisini yaptım kemal noktayı yakaladım diye aklına hiçbir zaman bir şey getirme. Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet etmek imkansızdır. Bundan dolayı sen her zaman kendini eksik gör. Devam ediyor. Vasiyet de buraya bir virgül koyayım. Neden namazlardan sonra estağfurullah diyoruz? Anladınız değil mi? Ne kadar güzel namaz kılarsan kıl yine eksik. Ne kadar güzel ibadet yaparsan ya yine eksik. Biz kuluz. Kulun Tabiatı bu. Hiçbir şey onun hayatında kemal noktada olmaz. Eğer beşerin içerisinde kemal nokta diye bir şey söylenecekse o sadece ve sadece Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü onun her adımı kulluğun en zirve halidir. Onun her adımına Allah o manada tasdiklemiş onun o yaptığından razı olmuştur. Onun dışındaki insanlar için kimden konuşursa konuşalım. Kemal adına bir şey konuşamayız. Beşerse eğer eksiklik vardır. Beşerse eğer noksan vardır. Yaptığı ibadet bile olsa işte İmam Musa Kazım'ın oğluna söylediği bu. Oğulcum mizahtan çokça sakın. Çünkü çok şakalaşmak imanın nurunu götürür ve insanın kişiliğini hafif gösterir. Usanmaktan ve tembellikten de sakın. Çünkü bu ikisi dünya ve ahirette payına düşen nimetlere kavuşmana engel olurlar. Usanma ve tembellik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu ikisinden Allah'a sığınıyordu dualarında değil mi? İşte bir babanın oğluna vasiyeti bu. Demek ki biz bunları öğrendiğimiz zaman onların hayatlarından hayatlarımıza taşıyacak çok şey olduğunun bilincinde yürürsek istifade edebiliriz. Allah hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Evet bizler küçüğüz, günahkarız, eksiklik, noksanlık bizlerin de hayatlarında çok. Ama bir yola düştük diyoruz ki Mevlamıza Ya Rabbi önümüzde büyükler yürüyor. Biz de dünya bataklığında yürüyoruz. Bataklıkta yürümenin en güzel hali kendinden önce yürünmüş ayak izlerine basarak yürünmektir. Çünkü bataklık riski kaldırmaz. Orada ayak izi dururken başka bir yere basarsan eğer batma ihtimalin var. Benden önce yürüyenlerin ayak izleri varsa eğer ben ayağımı o bırakılan ayak izinin üzerine bırakırım ki batmayayım yan yatmayayım çamura dalmayayım. Derdimiz bu olduğu için misafirimiz Musa Kazım. Derdimiz bu olduğu için bir dahaki hafta İmam Ali Rıza deyip yola revan olacağız. Allah yollarından ayırmasın. Salihlerin yolunda bizi son nefesimize kadar yürüsün inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.